Evet, EkoTürk'te gün ortası devam ediyor. Bu dakika itibariyle yeni bir oluşumu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yeni nesil bir reklam platformu diye özetleyebiliriz herhalde. Yanılıyorsam düzeltecek oluşumun kurucusu hemen yanı başımda. Şöyle biraz özetlersek, firma tarafından istenilen kampanyanın istenilen kullanıcıya ulaşması için yaratılan bir aplikasyon. Her iki tarafa da fayda sağlıyor, hem firmaya hem kullanıcıya. Çünkü kullanıcılar da her türlü bilimum kampanyalardan, indirimlerden haberdar oluyorlar. Ben biraz tabii bu yeni iş modellerini anlamak zor oluyor. Biraz çalışmak gerekiyor. Gerçekten güç olabiliyor. O yüzden fazla uzatmayacağım konuyu. Fatih Güdül, Kodyo'nun kurucusuna soracağım mevzuyu. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk Alfa Hanım. Biraz hem sizi tanıyalım Fatih Bey. Bir aplikasyon yaratmışsınız anladığımız kadarıyla. Biliyoruz ki aplikasyon konusu son dönemdeki en yükselen trend olan sektörlerden bir tanesi. Kesinlikle. Bu konuda gerçekten de iyi bir iş modeli ortaya koyan aplikasyonlar sadece Türkiye'de değil, yurt satında değil, küresel ölçekte başarılı oluyorlar. Sonra da çok güzel paralara satılabiliyor bu işler. Umuyoruz yolunuz açık olsun ama bize biraz önce hem kendinizi tanıtın, kimdir Fatih Güdül, hem de nasıl bir şey yaratmaya çalıştınız. Ben biraz anladığımı özetledim, siz bize anlatın. Öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Evet. Ben Fatih Güdül, 10 yıldan fazladır yazılım sektöründeyim. E-ticaret sistemleri, fintech firmaları, oyun sektörü, çoğu sektörde yazılım hizmetleri verdim, yönetici olarak çalıştım. Artık 2019 yılında Kodyo'yu kurma zamanımız dedik, kendi girişimimizi hayata geçirme zamanımız dedik ve 2019'da Kodyo'yu yazmaya başladık diyebilirim. Kodyo nedir? Kodyo firmaların kullanıcı bazlı indirimler yapmasına olanak sağlayan yapay zeka tabanlı bir yeni nesil bir indirim platformu. Burada özellikle işin ciddi bir yapay zeka kısmı var. Firmalar indirimlerini yapabiliyor. Yani firmalar, hatta şöyle söyleyeyim, Kodyo iki farklı uygulamadan oluşuyor, bireysel ve kurumsal. Kurumsal uygulamada firmalar istedikleri kampanyaları yaratıyor ve bu kampanyaları istedikleri segmentleri seçerek bu segmentteki kullanıcılara iletiyor. Kullanıcılar da bireysel uygulama üzerinden, burada bir cüzdan üzerinde bu kampanyalardan kazandıkları faydalar birikiyor ve bu faydaları dilediklerinde harcayabiliyorlar. Kodyo burada hem firmalara hem kullanıcılara yapay zeka desteğiyle, yani firmalara nasıl en doğru kampanyayı nasıl yaratırsın, kullanıcılara da bir fayda var. Bu faydayı en doğru nasıl kullanırsın? Bu yönlerde ciddi yönlendirmeler olacak sistemde. Şimdi belli indirim dönemleri olduğunu biliyoruz. Şimdi kampanya ayrı ama indirimden başlayalım. Çünkü Türkiye çok indirimlerin olduğu bir ülke aynı zamanda. İşte müşteri diyor ki önce bindiriyorsunuz, sonra indiriyorsunuz falan diyor. Avrupa'ya mesela o kıtaya çıktığım zaman böyle indirim dönemlerinin de falan çok yaygın olmadığını, belli dönemlerde kısıtlı bir indirim olduğunu görüyoruz. O indirim dönemlerini kapsıyor mu mesela Kodyo'nun içerdiği bu aplikasyon? Kesinlikle kapsıyor. Hatta o indirim dönemlerini biraz açayım. Hatta bu indirimlerin dünyada ne kadar popüler olduğundan bahsedeyim. Biz Türkiye'de, dünyada loyalty denen, yani sadakat sistemleri var. Yani sadakat aslında daha çok mevcut müşterilere uygulanan, hani sadakatiniz karşılığında bir ödüllendirme uygulaması. Sadakat sistemlerinde Türkiye 100 kişiden 74'ü sadakat sistemlerinden faydalanıyor. Bu çok ciddi bir oran. Avrupa ortalamasının üzerinde. Avrupa'da da %80, %60 aralığında gidip gelen bir oran var. En çok kullanılan ülkelerden birisi. Ama burada başı çeken ülke Amerika, %98 ile. Yani neredeyse her insan bir loyalty sistemini, faydasını kullanıyor. Yani bir sadakat kartları var değil mi firmaların bugüne kadar? Ne yapıyor? Müşterinin bilgisini, datasını alıyor. Onlara bir sadakat kartı çıkartıyor. Evet, sadakat kartları var. Uygulamalar var. Firmaların kendi mobil uygulamaları var. Tabii. Basılı olarak ilettikleri faydalar var. Kuponlar, kodlar şeklinde. Ama siz bu defa diyorsunuz ki firmalara kendiniz uğraşmayın bu işlerle, biz de outsource edin. Biz hem firmalara hem kullanıcılara şunları söylüyoruz. Firmalara diyoruz ki, yani çok ciddi bir operasyona giriyorsunuz. Yani gerçekten bir kampanya yaratmak, bu kampanyaları reklam mecralarında dağıtmak, doğru kullanıcıyı hedefleyerek onlara iletmek gerçekten zor. Zor bir operasyon yapıyorsunuz. Yani bunu yapabilen firmalar, Türkiye'de zaten sayılı firmalar, çok büyük ölçekli firmalar bunu yapıyor.
Bunun için ciddi operasyon ekipleri var. Ama sektörün %95'inden fazlasının gerçekten iyi bir kampanya yaratmak konusunda tecrübesi yok diyebilirim. Bir yardıma ihtiyacı var diyebilirim. Şunu merak ediyorum. Şimdi firmalar hep kafayı yatırıyorlar ya, işte ben hangi kampanyayı yapsam da, hangi yaratıcı çözümü bulsam da biraz satışlarımı daha tetiklesem. Evet. Siz mesela bu aplikasyonda aynı zamanda yaratıcı çözümler sunabiliyor Kesinlikle. Musunuz firmaya? Yani şunu, tam böyle birebir evet. firmaya sunduklarınızı anlatın, anlayalım biz. Birebir neler sunuyoruz? Şunu söyleyeyim. Yapay zeka tarafı. Yani firmalarda işin, çok özür diliyorum. Dönüp yaptıkları kampanyaları alıp yaratıcı yapay zekaya yükleyip müşteriye duyurmak değil anladığım kadarıyla yaptığınız şey. Evet. Siz firmaya model de öneriyorsunuz. Model öneriyoruz. Ha, o çok önemli o taraf. Yani şöyle söyleyeyim. Bir firma, o konuda tıkanabiliyor firmalar evet. belli bir dönemden sonra. Bakıyorlar ne yapsalar olmuyor. Artık çok inanılmaz enteresan evet. kampanyalar düzenleniyor. Zaten Kodyo'nun ayrıştığı yerde burası. Yani evet kampanya yaratılabiliyor, herkes bir kampanya yapabiliyor ama Kodyo kampanya en doğru nasıl yapılır onu gösterecek. O konuda yardımcı olacak, tam bir yardımcı. Yani bir düşünün bir indirim dönemine gir, ya indirim yapmak istiyorsunuz. Elinizde bir ürün stoğu fazla, bu stoğu dağıtmak istiyorsunuz. İşte hafta sonu bir indirim yapayım, şu fiyatı çekeyim. Yani neye göre, hangi araştırmaya göre, hangi kullanıcı grubuna bu indirimi yapıyorsunuz? Kodyo'ya deseniz ki benim elimde şu 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 ürünler var, ben bunlarla ilgili indirim yapmak istiyorum. Kodyo diyor ki istersen şu tarih aralığını bekle, istersen gel bu indirimi yapalım, şu segmente dağıtalım ama indirim oranımız da şu olsun mutlaka. Yani işi bu seviyeye götürebilecek kadar inandığımız ve sevdiğimiz bir sistem Kodyo. Kampanya önereceksiniz. Kampanya firmalara kampanya önereceğiz. Kullanıcıya da kampanya önereceğiz. Yani. Bu arada kampanyayı önerirken de bir anlamda tüketiciyi de hedefe tam böyle Kesinlikle. Nokta atış yapacak şekilde işte bu tüketiciye dönüp bir kampanya yap, şu şekilde yap gibi. Bir de anladığımız kadarıyla tüketicilerle ilgili evet. geniş bir database'i yönetiyor olacaksınız. Evet, buradaki olacaksınız. Tüketiciler bireysel Kodyo kullanıcıları. Bizim yapmak istediğimiz yani gelin burada kampanyaları yapın, bunu dışarıda dağıtın değil. Yani burada bireysel Kodyo kullanıcılarını hedefleyin. Buradaki kullanıcı havuzu arttıkça tüm firmalar için hem yani mevcut kullanıcılar var evet ama burada yeni bir kullanıcı elde etmek için bir havuz oluşturuyoruz biz onu. Gelin burada kullanın, buradaki insanlara dağıtın, hatta gelin hepiniz indirimlerinizi verin, insanlar karşılaştırsın. Hanginizin indirimi en iyisi, hanginizden daha iyi fayda sağlayabiliyor, bunu yorumlasın. Kodyo'da yardımcı olsun, bak böyle indirimim var gel harcayalım. İşte şu an bir alışveriş merkezindesin, bak şöyle bir indirimimiz var gel birlikte gidelim harcayalım. Yarın işte... Biraz daha ileriye yönelik özelliklerden bahsedeceğim. İşte bak kız arkadaşının doğum günü, gel birlikte hediye alalım yarın. Şöyle de bir indirimim var, faydalanmak ister misin? Hatırlatıcı bir yanı da olacak diyorsunuz. Evet, hatırlatıcı bir yanı İşleri ve tanıyıcı bir yanı olacak. Yani kullanıcıyı tanıyacak. Bu kısa vadede değil ama uzun vadede Kodyo'nun gitmek istediği yer kesinlikle kullanıcıyı çok iyi şekilde tanıyıp ona göre kampanyalar yapmak. Ve bu sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Biz... Aslında Türkiye operasyonlarından biraz bahsedeyim. Biz şu an hala yazılım aşamasındayız. Yaklaşık 2 ay içerisinde marketlere, Google ve Apple marketlerine... Ürün çıkış aşamasındasınız evet, bu ürün yazılım ürününüz. Ürün çıkacak. Beta testlerimizi yapacağız. Beta olarak yayında olacağız ve Eylül ayında asıl lansmanımızı yapmak istiyoruz. Burada basın lansmanları da bu dönemde yapılacak. Bu döneme kadar hatta şu andan da başladığımız sektör görüşmeleri var. Bunları devam ettireceğiz. Peki şunu da sorayım tam onu demişken mesela hangi sektörlere hitap ediyor olabilirsiniz? Perakende tamam, evet en çok kampanya perakende de yapılıyor. Başka hangi sektörler var? Evet Kodyo'nun yine ayrıştığı noktalardan birisi Kodyo. Sektör gözetmeksizin indirim yapmayı hedefliyor. Yani indirim... Ya bugüne kadar pek kampanya düzenlememiş sektörleri de Kesinlikle. Mi hareketlendireceksiniz? Şimdi başlangıçta yani Türkiye'de zaten en popüler ilk 3 sektör turizm, evet. elektronik ve giyim sektörü. Bu sektörleri kesinlikle içimizde barındıracağız. Yani, özellikle turizm ve giyim sektörlerini. Onlar kampanya canavarı zaten. Evet, kampanya canavarları ve şu an ciddi görüşmelerimiz var bu konuda. Onların da ilgisini çekmeyi başardık. Giyim sektöründe şöyle bir şey söyleyeyim. Giyim sektöründe şöyle bir eksiğin olduğunu fark ettik. Giyim firmaları artık pazar yerlerinden uzaklaşıp kendi e-ticaret sistemlerini kurmaya başladı. Evet. Çünkü daha çok kar marjı demek, daha çok kendi kullanıcın demek, indirim yapma imkanı demek. Şimdi bunu yaparken tabii ki bir reklama, bir dağıtım kanalına ihtiyaçları olacak. Kodyo'da
bu tarz firmalar için özellikle giyim sektöründe kendi e-ticaret sisteminin altyapısını kullananlar için iyi bir pazarlama stratejisi olacak giyim sektöründe. Onun haricinde de gerçekten bu zamana kadar denenmemiş, hani burada da indirim yapılıyormuş denecek sektörleri bile içeriye alacağız. Hedeflerimiz bunlar. Durumu anlatıyorsunuz. Biraz tüketiciyi teşvik etmek lazım diyorsunuz. Evet, bugüne kadar kampanya konusunda çok istekli ve cesaretli olmayan firmaları da organize etmeye çalışıyoruz diyorsunuz. Kesinlikle öyle. Biraz daha iyice olayı netleştirelim. Ben herhalde bu bir aplikasyon sonuçta değil mi? Akıllı telefona indirilen bir yazılım. Kullanıcı için bir aplikasyon. Ama yani biz kullanıcı tarafı da ne ile karşılaşacak? Şöyle bir telefonunu aldığı zaman. Kodyo tam anlamıyla bir platform aslında. Bu platformun içerisinde bireysel ve kurumsal iki tane mobil uygulamamız var. Artı arka planda çalışan servislerimiz var. Yani firmalarla entegre olacak, mevcut e-ticaret altyapılarıyla entegre olacak servislerimiz var. Son kullanıcı bir telefonu eline aldı, indirdiğini. Zaten UX konusunda, kullanıcı deneyimi konusunda iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Yani uygulamayı alıp kurduk, çok hızlı bir şekilde kurduktan sonra zaten daha indirir indirmez kendisine biz bazı faydalar sağlayacağız. Bazı indirimler hemen hediye etmeyi planlıyoruz. Peki, teşvik edici bir. Kesinlikle. Peki. Arkasından da kullanıcıyı yavaş yavaş tanıyıp en çok ilgisini çekeceği, yani içeride çok fazla kampanya olacak, kullanıcıyı bunaltmak istemiyoruz. En fazla ilgisini çekecek kampanyaları ön plana çıkarmak, bu kampanya ilgini çekebilir, dahil olmak ister misin, kullanmak ister misin gibi. Kullanıcının tamamıyla kendi isteğiyle yönetebileceği bir platform olacak. Yani işte ben şu tarz indirimlerle ilgilenmiyorum, bu kampanyayla, bu firmalarla ilgilenmiyorum. Bir daha bana bunu gösterme dediğinde. Evet, gösterme dediğinde. Yani Kodyo, şöyle söyleyeyim, her bireysel Kodyo uygulaması farklı ekran görecek. Yani sizin gördüğünüz ekranla benim gördüğüm ekran çok farklı olacak. Yani. Evet. Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek. Evet, Türkiye'de ilk kez yapılıyor bu model. Küreselde var mı bunun bir örneği dünyada? Küreselde de tam olarak bir örneği yok. Yani örnek olarak verebileceğim kapalı sistem uygulamalar var. Grubun kendi içerisindeki alt firmalarını elde tutmak, yani bir loyalty uygulamak üzere yaptığı işler var. Ama burada Kodyo şu anlamda ayrışıyor. Kodyo birincisi bir kapalı sistem uygulaması değil. Tüm firmalar buraya girebilecek. İkincisi kampanya yapıcı firma değil. Kampanyaları tamamen firmalar özgür bir şekilde yapıyor. Yani bunun altını çizeyim. Yani Kodyo'da şöyle kampanya yapabilirsin. Yok. Biz en iyi şekilde yönlendireceğiz firmaları. Evet. Nasıl bir kampanya yapacaklarına onlar karar verecek. Anladım. Siz biraz hedef kitleden onlara bahsedeceksiniz. Kesinlikle. Herhalde. Hedef kitleden ve kampanya dönemlerindeki alışkanlıklardan, yani nasıl bir kampanya yapımı bunlardan bahsedeceğiz. Küresel ölçekte bir hedef var mı bu bağlamda? Altyazınızı, altyapınızı nasıl hazırladınız? Altyapımızı şöyle hazırladık. Şu an tüm dil ve ülkelerde çalışabilecek şekilde hazırladık. Bu işler böyle değil mi, yazılım işleri? Asla şey olmuyor. Ya bugünden yarını planlamak lazım. Yani bu işi yapalım. İşin karlı da o belki, o noktada o. Kesinlikle. Yani biz bu işi yapalım, Türkiye'de tutsun da sonra Avrupa'ya açalım derseniz o iş olmaz. Biz bugünden daha açılmadan yurt dışına açılacak şekilde altyapımızı sağladık. Zaten 2021 sonlarına doğru Avrupa'da iki ülkede özellikle çalışmaya başlamak istiyoruz. Nereleri hedeflediniz mesela? Burada Yunanistan ve Almanya özellikle. Almanya'da Türkler var ekseriyette diyorsunuz. Türkler var. Yunanistan nereden? Yunanistan çok ilginç bir istatistik. Şöyle bir istatistiği var Yunanistan'ın. En çok indirimden faydalanan ülke Avrupa'da. %88 gibi bir oran. Ekonomik yanlış söylemiyorum. Evet. Evet, ekonomik şartlar konusunda, indirim konusunda. Ya bekliyor mu oradaki tüketici? Satın almıyor mu? İlle de bir şey olur, biraz indirime girer falan mı diyorlar onlarda? Türkiye'deki gibi düşünün. Yani insanlar evet alışveriş yapıyor ama hani grafikleri vardır, alışveriş grafiği, ama düşmez. İndirim dönemlerinde aksine daha da yükselir. Yani bu dünyada bir trend aslında. Alışverişte reklam, indirim. Evet. İndirimi seviyor insanlar, çok seviyor. Evet, herkes seviyor değil mi? Ve özellikle önümüzdeki dönem enteresan ve zorlu geçecek bir döneme de benziyor. Kesinlikle. Bu arada. Kesinlikle. Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yani indirim, Kodyo aslında geçtiğimiz Black Friday dönemini insanlar çok iyi takip etti. Hatta çok böyle reklamlardan biraz bunaldığımız zaman da oldu. Biz özellikle 2020 Kasım'ında Black Friday dönemine talibiz zaten. Yani ya kullanıcı bu kadar reklamla boğulmayalım. Reklam demek maliyet demek. Yani bu kadar reklam yapmak yerine bu maliyetleri kullanıcıya fayda olarak sağlayalım. Yani %10 indirim değil, %15 indirim yapalım. Burada yapalım. Yani reklamınızı biz yapalım sizin. Anladım. Ve biz ayrıca kurumsal tarafta
çok düşük maliyetlerle, yani operasyonun 5/1, 10/1 maliyetlerle Kodya tarafında yapmasını sağlayacağız firmaların. Peki. Çok teşekkür ediyorum Fatih Külün. Değerli ben katkınız teşekkür için ediyorum. Yolunuz açık olsun diyorum. Bu teşekkür aplikasyon ediyorum. İşinde özellikle hem Türkiye'de hem dünyada işini iyi yapan aplikasyonlar gerçekten alıp yürüyorlar. Son olarak bir şey söylemek istiyorum. Çok güzel bir dönem geçirdik Kodya olarak. Buradan sevgili ekibime çok teşekkür ediyorum. Kaç kişisiniz bu arada? Şu an 8 kişiyiz. Yazılım ve operasyon ekiplerimiz kurulmaya başladı. Yıl sonuna kadar 15 kişi olacağız. Buradan herkese emeklerine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kodya kurucusunu ağırladık. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ali Değermenci ile Yeni Dünya Düzeni bu akşam 19.30'da EkoTürk'te. Suyun hüzünlü rüyasında ağlayan gelin ters lale sadece Anadolu'da. Düşler diyarının üç güzelleri gibi kuzu göbeği mantarı da yükseldi bu topraklarda. İlmek ilmek işlenen göz nuru akışlarla harmanlandı Anadolu yaban koyunu bozkırda. Geçmişten gelen turkuaz desenler yol gösterdi inci kefaline serin sularda. Derinlerden gün yüzüne ulaşan ak cevherde, gökyüzünde süzülen şah kartalda yine bu topraklarda. Sıra sıra dizildi siyah inciler, karıncalarla taşındı taneler bu coğrafyada. Harla pişen hoşgörü gibi soğukla demlendi Kardere'nin Asmi'de Anadolu'da. Biyolojik çeşitlilik geleneğimizdir. Geleneğimiz geleceğimizdir. Türkiye'nin süs bitkileri potansiyelini planlı kullanabiliyor muyuz? Üretimi, pazarlamayı, yeşil alan düzenlemelerini ve ağaçlandırmayı doğru yapabiliyor muyuz? Yerel yönetimler ve diğer kamu kurumları peyzaj uygulamalarında yeterince yerli bitki kullanıyor mu? Kent kimliğine uygun ağaç ve bitki türlerinin yaygınlaştırılması için neler yapılıyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas canlı yayında yanıtlıyor. Galip Umut Özdil'in hazırlayıp sunduğu Tohum Yaşam'dır. Yarın saat 11.30'da Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'te. Şu anda Türkiye'de bir vaka bildirilmedi ama yarın veya öbürsü gün böyle bir vaka bildirilmesi hiçbir şekilde sürpriz olmamalı. Bu bir şey eksik yapıldığı için değil, bu salgının bir hususiyetinden dolayı bu kaçınılmaz olarak Türkiye'de de önümüzdeki günlerde belki de yarın böyle bir koronavirüs bulaşmış olan insan olduğu bildirilecektir. Önemli olan bunlar, bu vakaların izole edilmesi. Çünkü bir virüs alan insan en azından 3-4 kişiye bunu bulaştırılabiliyor ama siz bunu zamanında tespit edip de işte karantinaya veya belli bir evdeki bir karantina da olabilir bu. Kimseyle temasını olmadan bu kişiyi belli bir süre tutarsanız bu bulaştırıcı olma özelliği ortadan kalkmış oluyor.
Türkiye'nin merkezinde yeni bir yaşam başlıyor. Ankara'nın en büyük karma yaşam projesi Merkez Ankara'da. Millet Bahçesi'ne komşu, ayrıcalıklı bir yaşam sizi bekliyor. Yeni yaşamınıza lansmana özel avantajlara ek 180 ay 0.79 vade fırsatıyla şimdi başlayın. Emlak konut güvencesi ve Pasifik vizyonuyla. Devam ediyor. Çok zor bir hafta sonunu arkamızda bıraktık. Şehitlerimizle ve Suriye ve tabii Rusya ile yaşanan gerginlikle dolu. Bir yandan da gözümüzün önünde çok büyük bir trajedi, çok büyük bir dram yaşanıyor. Yıllardan beri ev sahipliği yaptığımız mültecileri artık Türkiye'den izinsiz çıkış hakkı tanıdığımızdan bu yana biliyorsunuz bütün dünyanın en gündem konularından bir tanesi bu oldu. Türkiye sınırından Yunanistan'a büyük bir göçmen akımı başladı. En başta Yunanistan'a. Rakam her geçen saat artıyor. Tabii ki sınırın öteki tarafındaki ülkelerde ciddi bir endişe var. Yunan tarafından gelen görüntüler çok iç burkucu çünkü çok kötü de davranıldığını görüyoruz mültecilere. Mültecilerle ilgili son dakika haberleri gündemin ilk sıralarında. Biz birazcık Edirne tarafında bizim sınırın bizim tarafımızdaki son duruma bir bakmak, göz atmak istiyoruz. Anadolu Ajansı Edirne Bölge Müdürü Salih Baran hemen telefon hattımızda. Salih Baran merhaba diyelim ve kolay gelsin diyelim size. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim ben de. Teşekkür ediyorum. Bahsettiğiniz gibi heyecan dolu, tansiyonu yüksek olan bölgedeyim ben de şu an. Evet, tampon evet. Bölgedeyim. Malumunuz 5 gün önce başlamıştı Edirne'de düzensiz göçmen hareketliliği. Tamponda bekleyişimizin ise 4. günü. Burada yaklaşık 2000-2500 kadar düzensiz göçmen Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla bekliyor. Evet. Buradaki tampon bölgeye yakın ormanlık alana adeta kamp kurmuşçasına yayılım gösteren düzensiz göçmenler bu umudunu ısrarla sürdürüyor. Ancak buna karşın tampon bölgede bekleyenlere Yunanistan güvenlik güçleri tevziletlerle oluşturduğu bir barikat sınırını koruyor. Onun önünde bekleyenlere ise zaman zaman gaz fişekleri, göz yaşartıcı bombalar, tazikli suyla müdahale ve bazen de plastik mermiyle müdahaleler oluyor. Buna rağmen hala düzensiz göçmenlerin umudu olanlar burada bekleyişlerini sürdürüyor. Evet. Ancak sınır köylerine, biliyorsunuz Yunanistan'la bizim sınırımız çok uzun. Yani 200 kilometre gibi bir herhalde değil mi bir şey var? Evet. Şöyle bir baktığım zaman ben haritadan 200 kilometrelik bir sınır olduğunu görüyorum. Evet, bunun 15-16 kilometresi kara, diğer kalan kısmı ise nehir. Diğer düzensiz göçmenler ise nehir hattını zorlayarak Yunanistan tarafına geçiyor. Evet. Biz pek çoğuna şahit olduk. Tabii o da Yunanistan çok korkunç. Tarafından gelen yani görüntülerde. Hava şartları açısından bir kış dönemini yaşıyoruz. Çoluk çocuk kucaklarında bebekler. Yani oradan diliyoruz zayiat haberleri gelmesin ama neler var? Siz dinlemeye devam edelim. Evet, o drama biraz sonra değineyim ama. Lütfen buyurun. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dün akşam saatlerinde geçen sayının 100 binin üzerinde olduğunu Twitter hesabından duyurmuştu. Hı-hı, evet. Hakikaten biz de pek çoğuna şahitlik ettik. Geçenlerin nehirden botla, kimi zaman yüzerek. Bu anlamda geçişlerin sağlanması devam ettikçe de Edirne'ye düzensiz göçmen gelişleri sürüyor. Dediğim gibi tampon bölgede çok dram dolu hayatlar, hikayeler başladı. Evet. Bebekli, çocuklu aileler bu dramın en üstünde duruyor. Çünkü Edirne'nin ayazı meşhurdur, geceleri soğuk. İnsan ihtiyaçları vesaireleri bunları düşündüğünüz zaman hakikaten buradaki dramı sözlerle anlatmak gerçekten, çok da mümkün değil. Gerçekten size de kolay gelsin. Gerçekten tarihin en büyük, bizim bildiğimiz tarihin en büyük insanlık dramlarından birine siz de orada muhabir olarak tanıklık ediyorsunuz. Muhtemelen şu an göçmenlerle iç içesiniz diye düşünüyorum.
Doğrudur. Şimdi ben de tampon bölgedeyim. Bulunduğunuz itibariyle böyle yardımlar geliyor mu orada bekleyenler? Bizim insanımız o anlamda yardımseverdir de. Evet. Buradan ama ne kadar yeterli olabiliriz? Göç yolunda şunlara şahitlik olduk. Şahitlik ettik. Ali Cenap milletimiz kimileri bagajından çıkardığı su şişelerini ikram ediyor. Kimileri çocuk bezi petler getiriyor. Kimileri tulum, uyku tulumları getiriyor. Onun dışında İAŞ ve yiyecek anlamında Edirne Valiliğimizin koordinesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz, Musa Aşılıoğlu Müdürlüğü'ndeki idaresindeki İl Göç İdaresi Müdürlüğü çok düzenli bir yemek dağıtımında bulunuyor. Burada 3 öğün yemek dağıtımı sürüyor. Çok da düzenli gidiyor. STK'ların yardımı da bu koordinasyonda iletiliyor düzenli göçmenlere. Çok ciddi bir hareketlilik var mı yardım anlamında o bölgede? Ve ne kadar bir göçmen olduğunu düşünüyorsunuz şu an Salih Bey? Yani sınırda tampon bölgede bekleyen 2500-3000 kadar düzensiz göçmen var. Ama buradakiler durağan diye adlandırırsak mobilize olan, hareket halinde olan binlerce düzensiz göçmen sınırda. Evet. Sınırdan nehir hattını zorlayarak pek çoğu zaten Yunanistan'a geçiyor. Geçtikleri haberi kendi Facebook hesaplarından, Twitter ya da WhatsApp üzerinden arkadaşlarına gönderdikçe onların buraya gelişi daha da artıyor. Evet, şimdi peki göçmen dediğimiz zaman Türkiye öyle bir göç yolu üzerinde ki buradaki göçmenlerin de belki pek çoğu Suriyeli bile değil. Biraz onların milliyetlerine dair siz mutlaka röportajlar da yapıyorsunuz orada Salih Baran. Nasıl bir gözleminiz var? Herhalde dünyanın her yerinden şu an Türkiye'ye sığınmış göçmenler şu an bir umutla bekleşiyorlar diye düşünüyorum. Sadece Suriyeliler değil. Evet, buradaki manzara aslında Türkiye'nin ne kadar gönlü bol bir ülke olduğunun da en güzel fotoğraflarından biri. Siyasi kriz, ekonomik kriz, iç savaş yaşayan tüm ülkelerden neredeyse burada düzensiz göçmen var. Türkiye'nin güvenli kollarına adeta sığınmış ve güvenli bir ülkede istedikleri, hayalini kurdukları bir ülkeye geçmeye çalışıyorlar. Evet. Ancak karşı tarafta Avrupa onlara kapıları kapamış durumda. Tercihletlerle çektikleri barikatlar, zaman zaman sert müdahalelerle sizi istemiyoruz mesajı veriyorlar. Ama bir umut burada bekleyiş duruyor diyebiliriz. Evet, peki buradaki mülteci sayısı anladığımız kadarıyla hiç azalmıyor değil mi Salih Baran bu arada? Yani sürekli yeni girişler oluyor mu? Yeni akınlar geliyor mu o aradaki tampon bölgeye? Buradaki hareketliliği az önce de söyledim, ikiye ayırabiliriz. Bir durağan olan, bekleyişte olan bir grup var. Bir de mobilize. Yani sınır hatlarını zorlayan bir grup var. O gruplara daha çok bir katılım oluyor. Çünkü Edirne'ye otobüslerle, taksilerle çok sayıda düzensiz göçmen geliyor. Biz bunları günün her saatinde gözlüyoruz, müşahede ediyoruz. Ancak bu tampon bölgeye çok bir geliş artık yok. Çünkü diğer alanlardan geçişlerin olduğu öğrenildikçe düzensiz göçmenler bir an önce geçilebilecek alanlardan biz gidelim deyip yani burada beklemeyi yeğlemiyorlar. Resmi yoldan geçemeyecekleri, Yunanistan'ın asla böyle bir kabul içerisinde olmayacağını anlamış durumda zaten mülteciler kendi aralarındaki WhatsApp haberleşmeleri. Öyle bir şey mümkün değil zaten. Hani kapıları açacak olsa 4 gündür 5 gündür burada kendi sınırları önünde insanlar hakikaten çok zorluk çekiyor, bu zulmü göstermezdi. Ama bunu dediğim gibi çoğu çocuklu aile ve engellilerden oluştuğu için bu taraf nehirden belki geçemeyeceklerine inandıkları için burada bir umut taşıyorlar. Bir umut taşıyanlara dönük en azından bütün sivil toplum kuruluşlarının ve hepimizin büyük bir çaba içerisinde ya artık geri dönmeleri gerekiyor geçemeyeceğine inananların ya da onların iaşelerini bir şekilde sağlıyor olmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Salih Baran aktardığınız bilgiler için. İyi yayınlar dilerim. Evet, gün ortası devam ediyor.
Evet, zor zamanlardan geçiyoruz ama biz burada hem ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz hem de geleceğe dair umut dolu mesajlar vermeyi de sürdürmek gerekiyor gerçekten bu zor zamanları atlatabilmek adına. Biraz gençlerimizi, çocuklarımızı, yavrularımızı konuşalım istiyoruz. Çünkü dünya geri dönülemez bir noktaya doğru gidiyor, her anlamda gidiyor aslında. Bir anlamda da muazzam bir teknoloji çağına doğru, bir yapay zeka çağına doğru dönüştüğümüzü görüyoruz. Pek çoğumuz istemesek bile daha böyle bir ya böyle keşke olmasa insanlığın hayrına değil dese bile dünyanın gittiği yer belli. Ve o gittiği noktada bizim Türk çocuklarını da bir bu dönüşümün içerisine bir zeka olarak, yaratıcı bir zeka olarak, teknik bilgi ve donanıma sahip olan gençler olarak yetiştirmemiz gerekiyor, teşvik etmemiz gerekiyor. Bu bağlamda da Amerika'da kurulmuş ama Amerika'ya yerleşmiş bir idealist bir Türk tarafından kurulmuş bir vakıf. Ve bu vakfın yaptığı faaliyetlerden bahsetmek istiyoruz. Fikret Yüksel Vakfı aslında Türkiye'ye taşıdıkları bir yarışma var, robot yarışması. Aslında Amerika'da çok büyük bir etkinliğe ulaşmış bir yarışma bu ama bir süreden beri Türkiye Cumhuriyeti'nde de bu yarışma kapsamında çocuklarımız bu yarışmalara katılıyorlar, teşvikler alıyorlar, yarışma birincileri bir anlamda belki de hayatlarında büyük bir kırılma noktası yaşıyorlar. Tüm bunları konuşalım. Ben fazla gevezelik yapmayayım. Çünkü Fikret Yüksel Vakfı'nın iki değerli, kıymetli gönüllüsü ve yöneticisi hemen karşımda. Elif Üstünbay Tınar, hoş geldiniz yayınımıza. Cihan Akbaba, hoş geldiniz yayınımıza. İkiniz de Fikret Yüksel Vakfı'nın planlama komitesindesiniz. Dış ilişkiler koordinatörüsünüz. Aynı zamanda evet. Da bu vakıf ne yapıyor? Bütün şu an bizi izleyen herkesi bilgilendirme konusundaki tek yetkilisiniz. biraz böyle bir tanıtım teaserını yayınladık. Ben elim dilim döndüğünce anlatmaya çabaladım ama biraz bahsedin. Önce şu Fikret Yüksel kimdir? Evet. Yani nedir, kimdir, nasıl bir vakıf kurmuş, nereden aklına gelmiş? Anladığımız kadarıyla vakfın temel amacı bu yüksek teknolojili üretimi biraz teşvik etmek değil mi? Evet, başta robotlar aynen olmak öyle, üzere. Aynen öyle. Siz anlatın. Ladies first, centilmen bir Cihan Bey karşımızdayken Elif Hanım'la başlayalım, Cihan Bey'le devam edelim. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Çok kısa biraz sorunuza cevaben evet, bilgi paylaşayım. Biraz siz tanıtın tabii bize. Tabii, aynen. Fikret Yüksel Vakfı 1998 yılında kurulmuş bir vakıftır. Fikret Yüksel tarafından kuruldu ve tamamen eğitime destek vermek maksadıyla kurulmuş bir vakıf. Fikret Yüksel kendisi de aynı zamanda Darüşşafaka mezunudur. İnanılmaz başarılı projelere imza atmış bir kişi olarak sonrasında Türkiye'deki öğrencilere de daha fazla nasıl destek olabiliriz maksadıyla bu vakfı hayata geçiriyor. Vakfın amacı esasen sizin de söylediğiniz gibi gençleri, öğrencileri bilim, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarına birazcık daha yönlendirmek, onlara ilham vermek maksadıyla kurulmuş bir organizasyon. Amerika'ya yerleşmiş ama kendisi değil mi? Ben bu konuyu ilk duyduğum zaman Fikret Yüksel'in Amerika'da yaşadığını yerleşik olduğunu evet, biliyoruz. Evet, eğitimini Türkiye'de tamamladıktan sonra fakat daha sonrasında tabii ki Amerika'ya gidiyor ve Amerika'da çok başarılı projelere imza atıyor. MIT ve Harvard'da bu arada yüksek lisansını tamamlıyor. Kendisi İTÜ mezunu ama orada bütün yüksek lisans çalışmalarını orada tamamlıyor. Hem MIT'de hem Harvard'da. Ve aynı zamanda hani yer aldığı projelerden bir tanesi de Alaska Boru Hattı. Gibi büyük bir projede de aktif olarak rol alıyor kendisi. Aha, Alaska peki. Devam evet. edelim lütfen. sonrasında 2008 yılında ise First Robotics Competition yani First Robot yarışmalarının yaygınlaşması için takımlara destek verilmeye başlandı vakıf tarafından. Ve 2015 yılından itibaren de sezon dışı First Robotics Competition etkinliklerinin Türkiye'de yapılması başlandı. Evet. Ama Amerika'da da ben şimdi bazı şeyleri tanıtım videolarını izledim. Gerçekten evet. yaygın. İşte Morgan Freeman'dan Aerosmith'in solistine kadar First Robotics yarışmasının tanıtımları yapılıyor yani değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. Biraz anlatın Amerika'daki son derece büyük bir organizasyon. Yani 33 ülkeden 95 bine yakın öğrencinin şu an bu organizasyon içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz. Müthiş bir şey bu. İnanılmaz büyük. Tek tek tüm bu öğrencilerin, bu çocukların yaptığı, aynen. yarattığı projeler değerlendiriliyor. Aynen. Seçimden geçiriliyor. Aynen. En başarılı olanlar ödüllendiriliyor.
Buradan biraz Türkiye ayağına da gelelim. Geçen sene itibariyle 5. senenizi mi tamamladınız? 400 yarışma mı düzenlediniz toplamda? Evet, şöyle esasen uluslararası organizasyonu Türkiye'de 2018 yılından itibaren hayata geçirdik. 2015 yılından itibaren de sezon dışı yarışmalarla başladık. Sonrasında da uluslararası yarışmalara da geçtik. Ve takım sayımız her geçen gün artıyor. Bu çok keyifli, çok motive edici bir şey. Çünkü öğrencilerimizin bilime, teknolojiye olan bakış açıları çok geniş, çok yaratıcılar ve biz de hani böyle bir ortam içerisinde gönüllü olarak yer almaktan inanılmaz keyif alıyoruz. Ve geleceğimizin bu kadar hani ben geleceğimizi hani bu organizasyon içerisinde çok umut, net, çok başarılı olacağına eminim. Yani umut verici bir geri dönüş oluyor size anladığım kadarıyla. Türkiye'deki bütün okullardan mı geliyor? Siz bunun duyurusunu nasıl yapıyorsunuz? Geri dönüşleri nasıl topluyorsunuz? Biraz oradan da bahsedelim. Hani devlet okulları, özel okullar, herkes var mıdır bu işin paydaşı? Yaygınlığınız nedir? Her bölümden öğrenciler var. Şu anda 126 tane takımımız var Türkiye'de. Lise düzeyi değil mi bu arada? Evet. Onun da bir altı evet, düzeyi. Evet. Üniversiteler evet. Yok burada. Hayır. Lise öğrencileri katılıyor bu yarışmaya. %50'si özel okullardan oluşuyor. Geri kalan %50'lik kısımda da meslek liseleri, bilim sanat merkezleri ve yine de bağımsız topluluklar olarak da katılan takımlar var. Hatta kendi takımlarını kuran öğrenciler, yani yetişkinlerden bağımsız olarak takım kuran veya yetişkin olan artık ve kendi takımlarını kurup bu yarışmalara katılan öğrencilerimiz var Türkiye'de. Ya bu bahsettiğimiz öğrenciler artık okuldan da bağımsız olan çocuklar evet, değil mi? Bunlar evet, bir grup kuruyorlar. Diyorlar ki First Robotics yarışmasına katılalım. Böyle bir projemiz var. Evet. Buradan anlıyoruz ki hani böyle tartışmalar var ya, eğitim artık baktığımız zaman çok da sınırlandırılmamalı. Hani kesinlikle, okullarda öğretilen eğitimin dışında bilgiye ulaşmak o kadar kolaylaştı ve yaygınlaştı ki siz çok rahatlıkla işte internetten pek çok bilginin sahibi olabiliyorsunuz. Kendi küçük laboratuvar ortamlarınızı kurabiliyorsunuz değil mi? Biraz anlatın bize, yani neler çıktı? Hani geleceğe dair daha umutluyum diyorsunuz ya bu çocuklara baktığım kesinlikle zaman. Kesinlikle öyle. Türkiye'deki katılımcılara baktığım zaman. Ben gerçekten herkesin mutlaka bu organizasyonu, biz şimdi birazdan detayları da paylaşacağız. Lütfen, tarihlerini başlayın sizlerle. Başlayın lütfen, anlatın yani. Yani şöyle söyleyeyim, bizim organizasyonumuz iki farklı etkinlik olacak. 6-8 Mart ve 9-11 Mart tarihlerinde olacak. İki yarışma mı düzenliyorsunuz? Evet, iki tane yarışma Türkiye'de düzenlenecek ve uluslararası yarışmadır bu. Hiçbir şey kalmamış sadece bu arada. Sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da öğrencilerin katılıp da yine bu organizasyon içerisinde yer aldığı bir grubu yarışma. Bu hafta sonu o zaman siz topladınız ve sunum mu yapıyorlar, ne yapıyorlar, nasıl oluyor bu işler? Yarışma şöyle oluyor, isterseniz kısaca bahsedeyim. Lütfen anlatın, nasıl oluyor? Evet. Her sene yeni bir tema belirleniyor Ocak ayında. Genelde ocağın 4'ü ya da 5'inde bir tema açıklanıyor. Bu tema bir soruna çözümle ilgili temsili bir tema oluyor ve öğrenciler bu kısıtlı sürede bir robot yapmaları gerekiyor. Kısıtlı süre, kısıtlı ekipman, kısıtlı malzeme, birçok şey kısıtlı. Malzemeleri sizin verme gibi bir durumunuz oluyor mu? Kendileri mi hazırlıklarını yapıyorlar? Siz işin ödül mekanizması ve seçim mekanizmasında devreye giriyorsunuz. Burada zaten, fırsat eşitliği bakımından da birazcık tüm öğrencilere aynı malzemeler veriyorlar. Ve tüm malzemelerin bir kuralı var. Yani isteyen her malzemeyi kullanamıyor. O belli malzemeler çerçevesinde öğrenciler buna bir çözüm üretmeye çalışıyorlar. Önemli olan orada kısıtlı imkanlarla maksimum yaratıcılık ve teknolojiyi ortaya koyabilmek. Bazı kitler standart. Yani o standartizasyon aslında fırsat eşitliği sağlıyor. Yani kitler sizden çıkıyor değil mi? Vakıftan çıkıyor. Onu anlamaya çalışıyorum. Vakıf, o çok önemli. Tabii bunu vakıf gönderiyor ama tabii ki bir katılım ücreti var. O ücreti ödüyor takımlar. Sonrasında First bunu kitlere gönderiyor. Ve öğrenciler bu şekilde robotlarını tasarlamaya başlıyor. Yani okul adına katılıyorsa bu çocuklar muhtemelen o katılım payını okul ödüyor. Şöyle bu aslında bazen okula göre de değişebiliyor. Hmm. Bazı okullar ödüyor, bazıları sponsor arayıp buluyorlar. Bu hani işin önemli bir kısmı bu aslında. Çünkü öğrenciler bazen Türkiye'deki turnuvalara katılıyorlar ama yurt dışına giden takımlar da oluyor. Burada her turnuvadan 5 tane takım Türkiye'yi temsil etmek üzere Houston'da yapılan dünya şampiyonasına da gidiyorlar her sene. Dolayısıyla buradaki... Orada ciddi bir sponsorluk gerekiyor tabii. Aynen öyle. Da. Sponsorluk çalışmalarını da öğrenciler yürütüyorlar. Birçok firmayla gidip yüz yüze görüşme şansı yakalıyorlar. Bizim yetişkin olarak ulaşamadığımız ama onların ulaşabildiği birçok firma oluyor. Dolayısıyla burada aslında bizim de, ben bilgisayar öğretmeniyim bir taraftan da, öğrencilerde gelişmesini istediğimiz 21. yüzyıl becerilerinin
becerilerine çok katkı sağlayan bir program. Özellikle girişimcilik, sunum yapabilme, iletişim kurabilme becerileri gibi. Pek çok bacağı, pek çok hepsini deneyimliyorlar. Takım içerisinde yer alma. İş yani sadece sosyal, bir ürün üretmek yani, değil. Evet, değil, yani çünkü teknik olarak baktığınız zaman aslında Cihan Bey'in söylediği şey çok doğru. Teknik olduğu zaman öğrenciler bazen sosyal beceriler sanki sadece bu organizasyon içerisinde yer almıyormuş gibi bir düşünce olabilir. Tam tersi. Sosyal anlamda da çok ciddi becerilere sahip olmalarını ve teşvik etmelerini imkan tanıyan bir organizasyon. Peki biraz şimdi bu 6-8 Mart ve 9-11 Mart iki turlu bir seçim değil mi bu? Evet. İstanbul'da mı oluyor bu? İstanbul'da bu işin seçimi. Ülker Arena'da oluyor. Ülker Arena'da yapıyorsunuz. Ücretsiz yani, etkinlik bu arada. Herkesi davet etmiş olalım. Az önce yayınladığımız görüntüleri de verelim galiba herhalde. O geçen sene yine Ülker Arena'dan yansıyan görüntüler. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oluyor. Eğlenceli bir ortam yaratmışsınız orada. Burada herhalde sayıca Ülker Arena'yı seçtiğinize göre binlerce değil mi? Biraz anlatın hocam. Yaklaşık 2500 üzerinde öğrencinin katılacağını biraz DSF'sini de verelim bunun. Biraz yüklemesini yapalım lütfen. Çünkü gerçekten de bakıyorum herkes takımını da şey yapmaya geliyor anladığım kadarıyla değil mi? Çok desteklemeye gelenler var. Taraftarlar, tezahüratlar var. Tabii öncesinde de Ülker Arena'nın nasıl bir yere dönüştürüldüğünün de bir gösterisi var. Ben şunu söylemek isterim. Buyurun. Bir taraftan da şimdi baktığımız zaman birçok robotik yarışması düzenleniyor. Birçok farklı yarışma var ama bunun farkı aslında bu. First'ün farkı bir sloganı var More Than Robots diye. Yani robottan daha fazlası. Evet. Robot aslında bu bir robot yarışması olarak görünse de öğrencilerin bunun içerisinde robottan çok daha fazla ilgilendiği alanlar var. Biraz önce bahsettiğim birkaç tanesini. Bir tanesi de sosyal sorumluluk alanları olabilir. Mesela biraz önce siz de yayından önce sınırdaki olaylarla ilgili gelişmeleri aktardınız. Geçtiğimiz yıllarda Suriye'den gelen misafirlerimizin çocuklarına eğitim veren öğrencilerimiz takımlarda hani bunun gibi çok sosyal sorumluluk çalışmalarında da bulunuyorlar. Orada Suriyeli mülteci çocuklar da oldu. Evet, evet, evet. Yani onlara destek olmaya çalışıyorlar. Farklı illerdeki öğrencilere eşit destek olmaya çalışan öğrencilerimiz var. Ve bu eğlenceli geçmesinin sebebi de tüm herkesin birbirine eşit olarak yaklaşması, kendini diğer takımları rakip olarak değil, aslında birbirinden bir şey öğrenebilecek birisi olarak görmesi. O kollaborasyonu işbirliğinde sağlıyor anladığım kadarıyla içerideki o organizasyon. Evet, FRC'yi diğer robot yarışmalarından ayıran en temel özellik bu. Biz de o yüzden çok seviyoruz. Çünkü yeni bir dünya yaratılıyor. Duyarlı profesyonellik dediğimiz, az önce Cihan Bey'in de bahsetmiş olduğu, kazan kazan ve her zaman en iyiyle beraber hareket et. Şimdi 6-8 Mart, 9-11 Mart iki tane turnuva var orada. Turnuva diyebilir miyiz? Evet. Buradan yarışma. Çıkacak ödüller nasıl ödüller? Ne tip teşvik mekanizmalarınız var? Onu merak ediyorum. Bir de işin sonu Houston'a mı dayanıyor dediniz? Nereye gidiyor? Şampiyonu nerede gerçekleşiyor? Şampiyonu her sene farklı bir yerde gerçekleşiyor. Genelde Houston ve Detroit'te gerçekleşiyor şampiyonu. Peki nedir bu işin teşviki? Şöyle söyleyeyim, bizim farklı ödüllerimiz var. Bu ödüller hem sosyal beceriler açısından değerlendirip de bu doğrultuda vermiş olduğumuz ödüllerimiz var. Bir de teknik açıdan robotun teknik özelliklerini dikkate alarak verdiğimiz ödüller var. Bir de bunun dışında tabii ki takımların bilim ve teknolojiyi yayma noktasında aksiyon aldıkları sosyal sorumluluk projelerini de işin içerisine katmış olduğumuz farklı ödüllerimiz de mevcut. Dolayısıyla aslında bu organizasyon içerisinde bu yarışmada tek bir kazanan yok diyebiliriz. Evet. Farklı ödüller, farklı kriterler. Çünkü yani kategoriler çeşitli olduğu için bir sürü değerlendirme sürecine. Peki çok somut bir örnek olsun kapatmadan programı. Mesela Houston'a giden oldu mu bizden geçen seneki Bosphorus Cup dediğiniz 2019 yarışmasında? Tabii her sene 5 takım gidiyor. Her sene gidiyor. Mutlaka gidiyor. Bir sene önce ben de gittim. Siz de gittiniz. Evet, ben de orada. Anlatın biraz neydi mesela? O her sene de topiği farklı dediniz değil mi verilen? Evet, her sene farklı o bir. O yıl neydi? Ne ortaya koydu çocuklar somut olarak? Şöyle, o yıl gittiğimizde yine nesneleri bir yerden alıp farklı bir yere taşımaları gereken bir turnuvaydı. Terazi sistemlerinin bulunduğu ve öğrencilerin o terazilerin üzerine en çok yükü koyup daha fazla puan almaya çalıştığı bir turnuvaydı. Bunlar hepsi robot mekanizması içerisinde değil mi herhalde? Tabii tabii, bunları robotlar yapıyor. Aynen öyle ve öğrenciler yönetiyor bu robotları. Bulunduğu alan gerçekten inanılmaz büyük bir alan. Çok fazla takımın yer aldığı, dünyanın farklı bölgelerinden takımların yer aldığı ve tüm hepsinin aynı ortak noktada buluştuğu, birlikte çalıştığı
aynı zamanda gerçekten eğlendiği ve kaybetse de kazandığını bildiği bir yarışma. Ülkemizde de aynı heyecanla aynı şekilde devam ediyor. Pek çok ülke dediniz. Kaç ülke dediniz? 33 ülkeden ülke var katılım var. Fakat 8 ülkede bu organizasyon gerçekleşiyor. Ve ülkelerden bir tanesi. Bir kez daha sormak ve umutlu olabilmek adına şu günlerde soruyorum. Yani orada bizim çocuklar nasıldılar? Ya doğruyu söyleyeyim. Yani o çok önemli bizim açımızdan. Çünkü okullarda verilen eğitimden tutun işin kültürel bir boyutu ve altyapısı da var. Türkiye teknolojiyi seven bir memleket. Ama her şeye rağmen yazılımda, yapay zekada, istenilen noktada değiliz. Bunu kaçırmayı istemiyoruz. Evet. Gözleminiz ne? Ben yani kesinlikle sadece bizim öğrencilerimizin tek ihtiyacı olan fırsat verilmesi. Aynı. Başka yani, herhangi bir şey ihtiyaçları yok. Eşitti yani her şey hepsi, orada diyorsunuz. Evet. Çocukların hepsi parladılar eşit. Yani. Çok iyi öğrencilerimiz var. Bu turnuva sayesinde dünyanın sayılı üniversitelerinden burslu okuyan birçok öğrencimiz var ülkede. Tek yapmamız gereken onlara fırsat vermek. Onlar bizden çok daha iyi yapacaklar zaten. Peki, çok önemli bir şeyin de altına çizdiniz. Fikret Yüksel Vakfı yurt dışında çocuğun başarılıysa üniversite bursunu da karşılayan bir mekanizmaya mı sahip? First'ün kendisi bu mekanizmaya sahip zaten. 200'ün üzerinde üniversite zaten. Peki, First bu seneki Mart için artık bitti. Ama önümüzdeki sene 2021 için katılımcılar ne yapacaklar? Sitenizi hemen bir öğrenelim ya da nereden? frcturkey.org üzerinden lütfen takip etsinler. Gelişmeleri. Ve mümkünse lütfen etkinliğimize herkes gelsin. Ücretsiz tamamen. Peki. Herkes gelip izlesin. Tamam. Ve o keyfi, o coşkuyu yaşasınlar. 6 Mart, 7 Mart, 8 Mart. Cumartesi, pazar, pazartesi mi oluyor? Ne zaman? Yani evet. Cuma hafta sonu ve hafta içi çarşamba gününe kadar devam edecek. Devam ediyor. Yani cumartesi çarşambaya kadar gibi düşünebiliriz. Ülker Sports Arena İstanbul'da olanlara duyuruyoruz. Bu sene bir koklayın. Seneye de yarışmacı olarak projenizi mutlaka sunun diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun, yolunuz açık olsun. Ve Fikret Yüksel Vakfı'na da burada teşekkür ediyoruz sizin nezdinizde. Evet. Bir son dakika gelişmesi malum var. Önemli bir haberdi. Bu bekleniyordu. 5 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin görüşecek mi, görüşmeyecek mi? Son gelen açıklamaya göre bu görüşmenin gerçekleşeceğini bizzat Erdoğan açıkladı. Ateşkesi de süratle sonuçlandırmayı temenni ediyorum dedi Cumhurbaşkanı Putin'le olan bu görüşmeye dair umutlu olduğunun mesajını verdi özetle. Biz de bu son dakikayı aktaralım ama daha fazlası 13 Ajansı'nda bizden ayrılmayın. Her şey bir hayalle başlar. Hayali gerçekleştirmekse özveri ister. Başarılı girişimciler iş fikirlerini nasıl hayata geçirdi? Tüm etapları sıfırdan başlayarak nasıl inşa etti? Girişimciler hikayelerini Ali Rıza Babaoğlu'nun sunduğu İşte Fikir'de anlatıyor. İşte Fikir bugün 13.30'da EkoTürk'te. Söyleyecek sözü olanlar, sanatıyla iz bırakanlar,
ve hayata yansıyanlar. Türk tiyatrosunun gelmiş geçmiş tartışmasız en büyük ustalarından biri Cihat Tamer, sanat hayatının en özel yansımalarıyla Nur Onur'la Yansımalar'da. Nur Onur'la Yansımalar bugün saat 19'da Türkiye'nin ekonomi televizyonu EkoTürk'te. Deşifren.com ile dilediğiniz video ve ses kaydını sadece birkaç dakikada yazıya çevirebilirsiniz. Zamandan ve bütçeden tasarruf yaparak milyonlarca kelime havuzuyla istediğiniz videonun linkini kopyalayıp metnin içeriğine ulaşabilir. 4 farklı filtre ve algıda tamamlama özelliği sayesinde cümlelere %100'e yakın doğruluk oranında erişebilirsiniz. Hatta kısaltmaları ve yabancı kökenli kelimeleri de sorunsuz bir şekilde aktarabileceğiniz deşifren.com eşsiz bir deneyim sunuyor. Deşifren.com, Ajans Press Grup'tan sınırları aşan bir teknoloji. Ajans'a hoş geldiniz. Ben Afur Akçoğlu. Günün önemli sıcak gelişmeleri var. Hepsini hemen aktarmaya başlayalım. Her zamanki gibi önce özetler diyoruz değerli izleyenlerimiz. Bahar Kalkanı Harekatı devam ediyor. 27 Şubat'ta İdlib'de Türk askerine yönelik saldırının ardından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı sürüyor. Harekata ilişkin açıklamalar Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Bugüne kadar 1 İHA, 8 helikopter, 103 tank, 3 hava savunma sistemi, 2112 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir dedi Milli Savunma Bakanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın harekata dair tanımı ise Türkiye'nin haklı mücadelesidir bu harekat şeklinde olduğu ayrıntıları paylaşacağız. İş dünyasından harekata bir destek açıklaması var. Bugün özellikle 81 ilde iş dünyası eş zamanlı basın toplantısı düzenleyerek Bahar Kalkanı harekatına destek açıklamasında bulundu. İTO Başkanı Şekip Avdagiç basın açıklamasının ardından EkoTürk mikrofonlarına değerlendirmelerde bulundu. Aktaracağız değerli izleyenler. Maalesef mültecilerin dramı, trajedisi, umuda yolculuğu devam ediyor. Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenler nehir ve kara hattını kullanmayı sürdürüyor. Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla geçen göçmenler kara sınırlarını deniyor aynı zamanda. Tabii aralarda tel çitler çekili, sınır tellerini ya makasla kesiyorlar ya üzerlerinden atlıyorlar ve bu şekilde de önce Yunanistan topraklarına sonra da bir umutla Avrupa topraklarına ulaşmayı hayal ediyorlar, hedefliyorlar. Kucaklarında bebekleri, çocukları gerçekten can dayanmayan bir durum var dünyanın içerisinde bulunduğu. Gözümüzün önünde yaşanıyor. Bu arada Süleyman Soylu'dan, İçişleri Bakanı'ndan hafta sonu gelen bir açıklama oldu. Dün itibariyle geldi kendi Twitter'a.